kısa kısa değerlendirmelerimiz olacak. İsmail Hoca konuşmaya başladığı anda e, kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğiz. Basın toplantılarının ardından da mücadelenin özet görüntülerini A Spor ekranlarında izleyebileceksiniz. Hocam e, tatmin edici bir neticeyle Fenerbahçe akşamı kapattı. Hakikaten çok fazla satır başı var. Ayrı ayrı değerlendireceğimiz ama genel hatlarıyla Sarı Lacivertli takımın nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Evet, genel hatlarıyla baktığımızda e, bir kere özgüveni çok yüksek bir Fenerbahçe var. Özgüveni yüksek bir Fenerbahçe bugün Adana Spor karşısında herkesin beklentisini karşılık veren bir Fenerbahçe var. E, bugün her şeyden önce e, maça gelen bir 20 bin kişi var. Hafta içinde e, niye geliyor Fenerbahçe'yi seyretmeye geliyor, oradaki golleri seyretmeye geliyor. Artı e, yeni transferlerini görmek istiyor, e, fikir sahibi olmak istiyor. Bununla beraber İsmail Kartal'ın sürmüş olduğu 11, tamamen sakatlıktan kurtulmuş olan Lincoln, bazı oyuncuları yeniden yerinde görmek, sakatlıktan çıkanlar, transfer olanlar, pozisyonlarını görmeler, genç oyuncular aslında bakıldığında asıl kadrodan ilk 11'de yani ligde oynanan kadrodan bakıldığında çok bir tek belki Osterbolde'yi söyleyebiliriz. 11 oyuncusu olduğunu. Bunun dışında ki oyuncuların hepsi süre almayan ama bu sürede ihtiyaçları olan oyuncu. Yani bu maç aslında bir test maçı niteliğini de taşıdı. Ama burada Fenerbahçe'nin gücünü hiçbir zaman için bir kefeye koymamak lazım. Yani o da bunlar bu gibi maçları test etmemek lazım. Karşılaştırmamak, mukayese etmemek lazım. Ben Fenerbahçe'nin eee ile 4 gol tekrar e, buluşması, daha önceden işte Kayseri maçında 3 gol atması, Ceko'nun 3 gol atması, Cengiz'in 3 gol atması, yani o pozisyonda oynayan bütün oyuncuların e, çok özellikle oyuncular olduğunu. Hatta bugün Başakşehir'in yerine belki yapılacak olan bir e, Santifor transferi bile düşünülürken bir anda herkesin e, bu buradaki performansı dikkatini çekti e, Başakşehir'in. Dolayısıyla da Fenerbahçe bugün e, gireniyle, çıkanıyla, oynayanıyla ve bütün takımın beraberce bunu iyi kullanan İsmail Kartal'ın da hakkını yememek lazım. İsmail Kartal bu kadroyu daha kullanılır bir şekilde sokmak için de bu oyuncuları görmek zorunda. Bu oyuncuların hepsi de şu anda hepsi belli bir seviyeye de geldi. Yani hiçbir oyuncuyu 10 üstünden 6, 5, 4 oynuyor gibi değerlendiremeyiz. Hepsi 7-8'lik oyunlar oynuyor. Giren genç oyuncular bile... Altyapıdan giren oyuncular bile, Bartu bile, e, pozisyonu bir sene sonra Lincoln'un e, ilk attığı goldeki çok üst düzey bir vuruş. Evet kaleci hatası vardır yoktur ama onu oradan denemesi, güçlü olması, istekli, coşkulu olması bunlar Fenerbahçe için çok e, artı hanesine yazılacak şeyler. E, Emre Mor'un çok arzulu, istekli oyun oynaması. E, dediğim gibi Mer Mert Hakan uzun zamandan beri e, 11'de değildi, şans bulamıyordu. E, Joshua King e, keza öyle. Ya ben kadronun zaten e, hiçbir zaman için bu e, şu yedektir. Bu sonradan girer. Bu şu an, e, formayı e, alır gibi düşünceden daha az Bu bir kadro. Bu bir kadroyu e, İsmail Kartal hangi maçta nasıl ne şekilde kimlerle kullanacak ve nasıl bir dizilişle oynayacak? E, bunu görmek için e, bu tip maçlara ihtiyacı vardı. İkincisine direkt geldi. Batshuayi yattı. Yani oradaki e, oyuncuyu da e, değiştiriyorlar. Ve e, İsmail Hoca'nın aslında e, şey bittiği zaman... Geçen maçta da o dikkatimi çekti. Bilmiyorum yani e, hocalarım da dener o konuda. Lider takımın... Teknik direktörünün basın toplantısı... Bir dakika bit sürmez ya. Daha uzun sürmeli. Daha geniş konuşmalı. Daha çok e, bilgi veren. Ee, daha çok döne veren basın toplantıları olan. Mesela bugün de İsmail Hoca bakıyorum sadece sorulara cevap neyse onu verdi. içi beğendim. İşte e, kimse gitmeyecek. Ona, ona e, şeye bakıyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki e, Samandıra'da, Maçlar'da birçok şey yaşanıyor. Ya da e, Lig rekabeti içinde ee, elinde olan birçok bir bilgi var. Takım hakkında birçok gelişme var. Ee, oyuncularıyla ilgili e, planları var. Ee, sen geçen maç şeyde kaçırdı. Ee, neredeyse zorla kerpeten aldık bizim çocuklar. Bartu ile ilgili bir yorum. Ve bugün biz kurun içi seyredelim diye çıktık. Bence Bartu'yu seyrettik. Bartu Elmaz'ı. O, o bölgede. Yani Kornic tamam ilk maçı elbette bir tutuklu olacak arkadaşlarını tanımak için. Ama işte risk alan, öne oynayan, baktığınız zaman daha tempolu, daha çok e, topu, topu isteyen oyuncu Bartu'ydu. Genç bir oyuncu. E, gerçekten çok büyük beklentileri var. İsmail Hoca onun için şey dedi, duran toplarda da müthiş dedi. E, biraz daha sertleşmesini bekliyoruz dedi ikili mücadelelerde. Bilgi almışsın ama. Ama basın toplantısı söyledi. Yani ilk İspan defa... Önce bilgiyi vermiş ama istediğim bilgiyi vermiştin. Ne hoca... Verdi verdi merakla bekliyordu evet. zaten. <laughs> ne, olacak, ne olacak diye. Yani bu tip dönelerin en azından bizlere de fikir vermesi açısından, bizlere de burada bazı şeyler hayal ettirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ben. Yoksa elbette kendi bilecekleri. İster konuşurlar, ister konuşmazlar. Kısaca konuşur, giderler. Ama dediğim gibi lider bir takım rekorlarla gidiyor. İşte 5 attı İstanbul Spor'a. Döndü 7 attı Konya Spor'a. Şimdi 6 alt, tane attı. Yani son 4 maçta 5 5 attı, 7 attı, 6 attı. İstanbul Spor maçı deplasman sayma. O da İstanbul'da oldu. Ne ediyor? 13 18 gol. Antep'le beraber 19 gol. Dört maçta. Yani böyle bir makine var karşımızda. Yani Çiçi çi yiyor karşısındaki takımı. Ee, hangi maçtı? Hatırlarsınız ee, Tadiç tad bir röportajında Killer dedi oyunlarını e, şey yapmaya çalışırken. Ee, örneklemeye çalışırken. Başakşehir ve Rize maçlarından biri olabilir. Sanki sezon ilk bölümündeydi. Yok yok sonraydı. Daha sonraki, Daha maçlardan sonraki maçlardan bir tanesindeydi. Bakacağım şimdi. Gene farklı bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Killer dedi yani e, öldüren bir takımız yani o, o kadar... E, Spartak tırnava maçı e, Bravo tırnava maçı sonrası. E, ve e, bu takımın teknik direktörü e, çok mütevazi. Yani böyle bir durumu aklınıza gelen başka teknik direktörlerden biri yakalasa... Söyleyeyim <laughs> mi? Oradan girer, buradan çıkar. En az 45 dakika sürerdi basın toplantısı. İşte dosyalar çıkartılır, konuşulur, anekdotlar anlatılır, ee, verilen doğru kararlar böyle uzun uzun şey, şey yapılır. Yani İslam, İsmail Hoca kendi hakkını yiyor bence. Ama adam öyle bir yani. Yani bilmiyorum Anlaşım ama öyle bir hoca. bence kendi hakkını yiyor. Ee, tebrik ediyorum her şeyle bir, mü müthiş bir makine yaptı. Aslında bir de şunu tartışalım. Ee, Abdullah Hoca'ya söz vermeden önce müsaadenle ben Tabii ki. ben soru sorayım. Tabii ki. Yani bu kadronun ilk 11 oyuncuları belli Abdullah Hoca. Bugün sahada çıkan. Delicek oyuncu var mıydı sence bugün? Başka bir oyuncu grubu. Yani Banuçi, Jadon, Mert bunlar ilk 11 oynayacaklar. Kurunuç da oynayacak. Kurunuç da de Belli de değil oyun. daha. <laughs> oynayacak. Açınılmaz yani Doğru haklısın da. Çok büyük kalite. Daha belli değil. Şimdi Gürcan abinin açtığı konudan bir giriş yapayım. Bu duran top mevzusu. Bu neden önemli? Şundan önemli. Bu duran toplar bir çözümdür. Çünkü şampiyonluğa giden takımlar, gerçi her takım içinde geçerli ama özellikle şampiyonluğa giden takımlar oyunların zorlandığı bölümlerde buna ihtiyaç duyarlar. Ve hakikaten bir çözüm olur. Mesela çok zorlanırsın. Örnek Antep'te mesela. Ve Fenerbahçe'de bunu kullanacak oyuncular da var. Ama şu ana kadar... Abdullah, 11 korner attı. 11'inde de Antep'te oyuncular vurdu. Evet. Antep'te. öyle Aa, bir Aslında Fenerbahçe'de bunu çok etkili. Hem merkez atışlarda hem kenar atışlarda kullanacak oyuncular var. Hepimiz biliyoruz zaten. Bunun üzerinde çalışılması lazım. Ve çalışıyorlardır da. Ama e, ya çalıştıklarından bir verim elde edemediler veya alternatifleri çoğaltmak lazım ya Atletico Madrid'in sahanın herhangi bir bölgesinden toplam 40 tane duran top organizasyonu var. Atak ve savunmada. Düşünebiliyor musunuz? Atak ve savunmada. Yani o kadar önemli ki yani bu daha önceki yıllarda daha önem arz ediyordu. Bugün Fenerbahçe'nin benzer iki tane kopya gol atması, duran topu belki organizasyonları çoğaltır. Çünkü çok zorlaşacak lig. Çok. Değil mi hocam? Yani e, e, sizin elinizde belki Enrique de geliyor. O da iyi vuruyor. Kesinlikle. Belki kullanılırsa o ön plana çıkar. Cengiz var. Tadiç var. Daha görmedik. Bir iki tane duran top organizasyonu yaptılar ama lig maçları özelinde konuşuyorum. Son çok etkili var. alamadılar. Etkili yani dediğim gibi yani duran toplar bir çözüm. Gürcan abinin dediği bu kadroyu kim zorlar? Ya ben e, bugünkü maçı bir ölçü kabul etmiyorum. Yani tamam Fenerbahçe çok etkili oynadı ama e, oyuncuların performanslarını değerlendirebileceğimiz maç sanki bu maç değil. İşte Banuçin'in Özellikle savunmanın. Kesinlikle evet. çünkü çok zorlayıcı bir takım yoktu. Ee, en azından oyun kurulumuna ne kadar büyük bir katkısının olacağını gördük. Banuçi. Ya be, Onunla Bunu ilgili, ilgili ama izlerken tabii oyuncunun profili hakkında bazı... Bilgiler, mesela gelmeden düşünmesi, alan kontrolünü çok iyi yapması ki bu da İtalya'da oynadığından, çok maç oynadığından. Ee, ben hocanın şöyle e, özellikle Banucci artı Osterwalde ikilisinin uyumunu yükseltme açısından onlarla başladığını düşünüyorum. Öyle bir şey sezdim. Yani çünkü Ceko şey gelmeyecek, e, Ciku ile BK olmadığı için. Onların uyumunun daha iyi artsın. Onlarla oynayacak. Serdar, zaten. Serdar da yok değil mi hocam? Yani öyle bir şey sezdim. ikinli devam etmesi açısından. Bence Kuru de oynayacak. Kuru artı Fret artışı Şivanski olacak orası. Bartu'ya yenince esasında iyi oynadı. Gürcan abi çok iyi bir oyun görüşü olan bir oyuncudur ve 6 numarayı da çok iyi oynar. Özellikle oyun kurulumunda bir 6 numarayla oynamak istiyorsanız çok ciddi potansiyele sahip. Çok temiz bir ayak içi var ya. Apo. Pas yapmaz. Müthiş. Pas hatası yapmaz. Yani Fenerbahçe e, ben Adana Spor'un açıkçası bugün oyununun ya bir çok derin savunmadan çok. Çünkü birlik maçı oynamıyorsun Gürcan abi hocam. Ya bir şeyleri riske edebilirsin. Biraz daha açık oynayabilirsin. Yani sen derin savunma yapıp ne kadar dayanabilirsin? Fenerbahçe'nin ileri hattaki bütün oyuncular özel yetenekli. E bir tarafta Emre Mor oynuyor, bir tarafta şey oynuyor. E, o kadar eksiltiyorlar ki. Ya biraz daha o risk de al. De mesela risk Türk alsa, Ameliyiz.